Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Trax Ultimate'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar Trax biliyorsunuz ki geçen haftalarda bir güncelleme geldi ve bu güncellemeyle bir de tır gelmiş oldu. Biz bu turu şimdi alacağız. Paramız gördüğünüz gibi 1,2 milyon euro. 0,2 milyon yani 1 milyon 20 bin gibi bir şey. Peki şimdi önce Amerika showroom'una giriyoruz. Oraya bir tır gelmişti çünkü. Bunları da isterseniz de alırız belki en sonradan. Şöyle Master Star 49X yazan bir tır. Güzel bir tır. 600 beygir. Motor gücü güzel. Bu bizdeki mi? Evet, biz bunu almıştık artık, tamam. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. İki tane kaçtan geldi? He, bu gelmiş bu. Şöyle bir bakalım. Bu da güzel. Bunlar Volvo var burada bir tane, onu da çok seviyorum ben. Ama Volvo'yu da göstereyim. Ha şu. Kaç? 576 bin lira. Ya para toplaması çok zor artık arkadaşlar. Hele ki şey geldikten sonra çok zorlaştı. Bir de şuna bakalım. Son kez onu alacağım ben. Ha, buna baktık da. Şoförleri gönderdikten sonra bir gün sonra insana gönderebiliyorsunuz. Ondan sonra video ile gönderebiliyorsunuz. Neyse satın alalım diyeyim. 28 bin lira kaldı. 28 bin lira varmış demek. Peki geri dönelim. Ha, burası tamam. Dur başka gitme. Çek gidelim diyelim. Olmadı. Tekrar daha gidelim. Fazla bastı orta ondan. Çekicilerim. Gangster. Bu Amerika'ya gönderdi, acaba Türkiye'de oynayabilir miyiz, onu deneyelim de. Bu şimdi kişiselleştirmeye yetmez. Onu söyleyeyim. Abi şöyle gene bir bakalım bir aksesuarlardan. Hele böyle bir renk. Konuları renkler. Heh. Mesela renkleri. Bakın buradan bunu da göstereyim ben. Şöyle. Yani güzel böyle, hatta ha, bunu yapabiliriz bunlar aslında. Bu güzel. Diğeri güzeldi ama bu hani plastik diyor. Şu üst yerler herhalde. Ha. Şurada. Bunda bir açık renk kapalı olmasın mı? Burada bu. Ha. Bu da biraz şu olur. Bundan deliği değiştirelim. Ahşap. Daha doğrusu pardon. Şöyle biraz acaba değiştirmesek mi diye düşünüyorum da. Bir dakika. Bu güzel. Yok. Bir de falan. Aa, 15 tane almış. Bunu mu koysak acaba, saçma olur mu ki arkadaşlar? Yani evet, bakınca. Ha bu. Şöyle. Nasıl? Bilmiyorum ya. Bir kararsız kaldım. Bu olabilir aslında. O yeşil de güzeldi ama neyse, bu mu kaldı acaba ya? Tamam, bu kalsın bunda. Şimdi boş verelim. GPS var herhalde bunda. Takmaya gerek yok şöyle. Aksesuar diyor. Ha, bunları alalım. Bardak. Bak telefon yok. bir de Türk bayrağımızı alalım buna. Buradan. Bunu mu aldık değil mi? Bir dakika. Ne olmuyor. Bu olsun bu sefer diye. Ne oldu? Tamam. Yani bunu seç diyelim. Şimdi 70, oho 3 kon. Paramız kalmadı. Seç. Geçen seçmemiz diyoruz sürekli. Peki. 10 tane çekicim varmış. Yani kaç sürekli arkadaşlar, şöyle göstereyim hatta.
16 tane şoför yolladım sürekli sabah akşam falan. Şöyle göstereyim. 9 tane Türkiye'den, 2 tane Azerbaycan'dan, 2 tane Antarktika. Bir dakika. Açmıyor. 2 tane Antarktika, 1 tane Amerika'dan. O da 2'ye çıktı bu arada. 2 tane de Almanya'dan gönderiyorum. Böyle git gel yapıyoruz falan. Bakalım Türkiye'de sürebiliyor muyuz? Onu deneyelim. Şöyle güzel bir iş. Bakalım. İşimiz. Mesela şuna bir teklif verebiliyormuş bu fazla. Bu da fazla. O kadar para yaptık, bitti. Evet. Şimdi güzel bir iş bakıyoruz ama şöyle çok bir şey bakmayacağım aslında yani. Bunu verelim teklifimize. Ya gerçi ki hemen bu arada süremez. Amerika geçeceğiz. Orada sürelim diyorum ama ya o yani burada süremezsek burada sürelim. Evet, başka almak istediğimiz tır varsa alabilirim arkadaşlar. Başta herhalde sürülüyor. Ben o zaman hadi hemen oraya girip gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir döndürme yapalım. Evet, buyurun. Arkadan çok belli olmuyor şöyle. Ne evet, yani çok da uzun burnu yok bu tırın aslında. Şu camla da. Bakın dışarıdan da camlar açılıyor bu arada. Yani şunu kapatalım bakalım, fark ediyor muyum bakın. Evet, şöyle bunu fark ettim. Bakın güzelmiş bu detay aslında. Tamam. Şöyle bir gidelim. Şurada tabii de konteyner biraz hafif geliyor gibi geldi bana ama yani hızlanması bakacağız ama şöyle hemen bir duralım. Burada bu 6x4 herhalde. Geçenki de aynı konu. Geçenki Amerikan tırı ile aynı konu seçeneği. Biz mi? Az daha şöyle geleceğiz. Güzeldi. Evet. Şöyle bir içeri geçelim. Evet. Şöyle 200 km'miz var. Kontrolü kapatayım bir arkadaşlar. Şöyle. Evet. Nereye gidiyoruz? Burada. Şöyle bir şey açalım. Yani güzel yayınlanıyor gibi yani. Şu ne onu anlatayım bir. Işık var mı? Yok. Vurduk yere bir yere. Sinyalimiz hemen kapanmasa daha iyi olur. Evet. Tamam, bir dakika yine. Şöyle kontrolü yine kapatınca. Yani güzel. Ya bir dönmesi bir fazla dönüyor ya da ben böyle. Şöyle gömülecek falan. Evet. Şöyle bir hızına bakalım kaça kadar çıkabilir böyle. Evet. 381 kilometremiz kalmıştır. Ne diyorsunuz arkadaşlar, beğendiniz mi? Ben çok beğendim açıkçası. Evet, şöyle az bir yavaşlayalım.
Arkadaş tam yavaşlıyorsun. Yeşil ışık geliyor. Evet. Yani güzel yanıyor şeyleri. Ya bu hatta bu renk değiştirme, iç kabinin rengini değiştirme olayı çok güzel olmuş. Açıkçası ben çok beğendim. Hele böyle derisi şeysi falan değişiyor, yani her şeysin değişmesi güzel olmuş. Ya aynı renklerde oynamazsınız hani. Böyle daha açık renkler seçiyorum ben. Biraz daha Ford'da olduğu gibi mesela. Neyse şunu söyleyeyim arkadaşlar. Çok uzun oldu yani. Yaklaşık 5-6 günden beri para kasmaya çalışıyorum. Yani çünkü çok 990 bin lira istiyor. Ve hani şimdi bir kere gönderiyorsunuz, sonra diğerlerini video ile göndermeye çalışıyorsunuz ve 16 şoför. Mesela yani zaten videosu da 5 kişi gönderiyorsunuz. 6.'dan sonra da video istiyor. Mesela oba bu 16 kişi sürekli olarak video ile gönder falan. Hatta bir hesaplama bile yaptım. Yani ortalama 70 bir 80 milyar falan bir gelir sağlıyor 16 tanesi. Bu değişiyor tabii gönderdiğimiz fiyatlara göre ben. Yani mesela Amerika'daki daha pahalıya gidiyor ne? Bir de sürat artıyor, yol artınca işte 10 milyara 15 milyara giden var oyunda. Şeyde de öyle, Antarktika kıtasında da öyle. Ya yani Antarktika ofisinde. Bir de iki şoför olunca daha hani şimdi bunları da bu aracı da gönderince yani bir 30 milyar falan olur herhalde. Zaten 4 tane 15'likten gönder, 15 milyardan göndersin 4 kişiyi. Altmış milyar. 40 milyar da diğerleri olsa 100 milyar. Yani bir 3 17 şoför gönderici 100 milyar bir para geliyor yani. Aslında ne kadar ofis olduğu gibi o kadar iyi para daha çabuk gelir. Bir de tabii şu şey sistem değilse şoför gönderim sistemi o öyle güzel olur. Hani para kazanması zor. O kesin zaten. Neyse açmaya gerek yok. Bayrak sallanıyor bir şey düşüyor gibi. Düşüyor gibi oluyor ama ben anlamadım. Hangi sallanıyor gibi geliyor. Neyse 42 gramımız kalmış burası çok az yolumuz kaldı zaten. Onu da söyleyeyim. Yani evet, dediğim gibi. O Volvo'yu da almak istiyorum. 576 milyar herhalde. O Volvo'yu da çok istiyorum. Eğer siz de istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Veyahut da istediğiniz araçlar varsa onları da yazabilirsiniz. Sırasıyla alırız inşallah. Öyle diyeyim size. Şimdi biz bir dönüş yapacağız ama nereden? Kuşa geçeceğiz herhalde. Dur bir. Ya gerekmemiş. Evet şöyle bir önden bir teslim atalım. Şöyle bir nerede bizim teslim ediyor? O bile belli değil. Bir dakika nerede o teslim ediyor? Tren şeydi, tır kafayı yedi. Diyecektim de D'deymiş bir tane. Anlamadım ki abi niye böyle yapıyor? Kafayı.
Hani gece yapabilirim. Şey yok. Abicim orayı da bırakamadım ya. Lütfen yani ya. Araba duman çıkarıyor tarafa. Çekici kafayı yiyor. Peki şöyle bir bırakalım olsun. Bunu tek seferde bırakabiliyor muyuz? Tamam, kabul etti. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir dakika. Ya abi kaç kere diyeceğim. Yani şu internette kapalı reklam hala çıkıyor. Ben bunu anlamıyorum. Neyse en daha fazla bu videolardan istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.